Evet zor bir sınav bekliyor Abdullah Avcı'ya. Siz ne düşünüyorsunuz Yasin Hocam? Yani önce tabii başarılar diliyorum. Ya yani ben şuna da değinmek istiyorum. Hocaların işi çok zor olmaya başladı. Çünkü hani ben de e, belki altı adam yapıyoruz. İster ki insan kemik bir kadrosu olsun ondan fazla oynamayayım. Yanlarına ayasaya değiştim ama şu anda gördüğüm kadarıyla hiçbir hoca e, kemik bir kadrosunu koyamadı. Yani Yok. ilk kombi, su ilk kombi çıkacak. 3 yani hafta, 2 hafta üst üste çıkamıyor hocalar. Ee, o yüzden de hocaların İnis'i vallahi gerçekten bu yönden çok zor. Ee, Abdullah Avcı'ya da başarılar diliyoruz. E ee, takım şu anda çok sevmiyor şey Trabzonspor. Belki onun şansı olabilir. Bir enerji katabilir. Bazen biliyorsunuz hocalar gittiği yere çok artı katabiliyor evet. bazen. İnşallah iyi bir oyun olur. Yani şimdi burada tabii e, Abdullah Hoca oyunculara nasıl dokunacağını bilemiyor hoca. E şimdi Abdullah Hoca nasıl bir hoca? Onun İyi bir hoca olduğunu gösteren bir şey var. O da Medipol Başakşehir. Evet Okan Hoca'nın çok büyük katkısı var. Okan Hoca o takımı şampiyon yaptı ama biraz da o takımın temellerinde Abdullah Avcı'nın teri var, emeği var. Böyle böyle. İşte bu sabrı gösterebilecekler mi? Bu çok önemli. Hı hı. Şimdi aslında Başakşehir onun e, meyvesini geçen sene almadı. Önü, yani son 3 sezonda buna çok yaklaştı. Evet. Çok yaklaştılar. Aslında aldılar. Son 3 senedir alıyorlar. Yani son 3 4 senedir Başakşehir şampiyonluk kovalayan, ciddi anlamda kovalayan bir takım haline geldi. Şimdi Trabzonspor'da bu seviyeyi getirir mi? Getirir. Bir de kaldı ki Trabzonspor'un öz kaynağındaki oyuncu havuzu Türkiye'de çok az kulüpte var. Orası bir maden. Hı. Bursa Spor'un madeni gibi. Bursa'da da öyle bir kaynak var. Trabzon'da da ciddi öyle bir kaynak var. İşte İzmir'deki takımların da o Ege bölgesinde İstanbul takımlarının bu kaynak yok da arsa da var, arazi de var. Oradaki çocuklar toprak sahalarda, çimlerde top oynayabiliyor. Bizdekiler bilgisayarda oynuyor daha. Öyle düşün yani. Suni çimlerde oynuyor. Ee, böyle bir şansı da var Abdullah Avcı'nın. Altyapıda da e, çok enteresan, çok farklı isimleri de yukarıya çıkartabilir. Ama bunun için ne lazım? Sabır, zaman. Evet. Ee, i̇şte Mert Nobre'yi aldık birkaç gün önce. Ne diyordu Nobre? Türkiye'de yani artık o da bizde diyor. Bizde en büyük sıkıntı futbolda sabır diyor. Evet o da sabır konusuna, sabırsızlık konusu, yani konusuna gençler daha birliği, doğrusu vurgu yaptı. Gençler Birliği'nden bir iki tane genç çocuk söyledi 19-17 ama bunlara sabır göstermezsen olmaz. Çok iyi çocuklardı. Bunu bir Brezilyalı söylüyor. Yani bunu Alex ile Melo ile aynı takımda oynayan adam söylüyor bunu. Evet yani gerçekten Türkiye'de ciddi bir havuz olduğunun altını çizdi. Yüzde Yani Trabzon'da da Abdullah Avcı'nın öyle bir avantajı var. Ya ben de istediğiniz gibi 8-10 seneden beri çalışıyorum. Gerçekten kaynak var. Ee, belki biz de yeterli değiliz. Belki derken yeterli değiliz atlı bir kozcular. Biz de geliştirebiliriz. E, ee, hem maddi hem manevi olarak da biz çok iyi yerde değiliz. Bize bakış evet. size çok iyi değil. Ee, dediğim gibi biz ya bize bir yönetici e, maça gelmez. Yalnızca gol golü kim attı? Maç kaç kaç der. Yani, yani, o yüzden, Türkiye genelinde. Genelinde öyle bir şey var. Yani Bence e, bunu biraz kırmamız lazım. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Belki Trabzon konusu ama e, mesela Almanya'da şöyle bir şey var biliyor musunuz bilmiyorsunuz 17 ile 21 arası galiba kim daha fazla futbolcu oynatırsa, e, toplanan paydan en fazla pay ona veriliyor. Düşünsene hem genç futbolcu oynatıyorsunuz, Seni teşvik ediyor. hem kulüp payı kazanıyor hem de o tutarsa o sözü satıyorsunuz bir de oradan pay kazanıyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey. Her türlü Yabancı sınırlamasına karşı değilim ki çok sıcak bakmıyorum ama karşı değilim ama yabancı kural, kurallığı kötü koymayalım. iyi bir kural koyalım diyelim ki şu doğumlu çocukları unutursanız federasyon su payı verecek dersek düşünsenize hem federasyondan pay alacaksınız hem o çocuk tutarsa ki tutacağına inanın, inanıyorum. Çünkü yabancı da tutmuyor. Yani yabancı da hepsi gel yabancı tutuyor mu? Evet. 14 yabancı alıyorsun. Devresi en az 5 tanesi gidip geliyor. bir tane de iki tane çözer edip hem federasyon böyle bir şey olsun paya kazanalım. Hem de o çocuk tutarsa şu anda Avrupa'da zaten 17 21 yas arası kim atarsa hemen alıyor Avrupa. Yani bu Payal beraberliğe edin. verdiğiniz para var ya federasyonun beraberliğe verdiği büyük para. Onu biraz daha düşür. O düşürdüğün paranın Yasin Hoca'nın dediğin şekilde kullanabilirsin. Ya ben yalnızca bir şey söyledim yani ben Mesela, benim bu olsun demem ama yani teşvik edici Sera koyarsak Hocam onunla bir yaptı onu yaptısan bir taşta iki kuş. Birincisi Tabii can üç tane kuş Kimse Tabii ka, canım. kale önünde takım otobüsü çekmez savunmaya. Beraberliğe para az çünkü. Evet. E, i̇kincisi genç oyuncu yetiştirirsin. Yani Dediğin böyle, çok doğru. Böyle ya da kay alınması lazım. Yani yabancı kuralını konuşmaktansa biz gençliğimiz nasıl anlatabiliriz? Nasıl faydalanabiliriz? Nasıl sabredebiliriz? Diye göstermemiz lazım. Evet şimdi hazır yabancı kuralı demişken bir milli takıma dönelim isterseniz. E, A milli futbol takımımızın 2022 Dünya Kupası'ndaki e, Avrupa elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. A Yıldızlar ikinci torbada yer alacak performansına unuttuğum tabii ki isimler vardır. Yani işte Kaan Ayhan'ın bütün oyuncuların, Okay'ın hepsinin e, gerçi Okkay'ın e, kendi takımındaki performansla yine tartışılıyor ama oyunculardan e, kendi takımlarından da üst düzeyde performans göstermelerini bekliyor izleyicilerimiz ama klasik dediğim gibi az önce enseyi karartmayalım çok büyük bir turnuvada bizleri bekliyor milli takımımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz ben izleyicilerimizi son sayfa etiketine biraz daha pozitif şeyler konuşmaya davet ediyorum e, çünkü onlar da çok e, olumsuz işte milli takımda ruh yok tweet şu an duruyor önümde hani biraz daha artık olumlu düşünelim şimdi Yasin Sülün konuğumuz e, onunla biraz nostalji yapmak istiyoruz geçmişe gitmek istiyoruz e, o Beşiktaş'taki Yıllarını e, yaşadığı sevinçleri, başarıları konuşalım istiyoruz. Sizlerin de hafızalarımızı tazelemesi için son sayfa etiketi sizleri bekliyor. İsterseniz bir gecenin ilk Ben Kimim'i ile nostaljiye başlayalım çünkü orada da yine Yasin Sülün'ü de Serdar Sarıdağ'da... da tabii ki ekranları başında siz izleyicilerimizi de geçmişe götüreceğiz. Gecenin ilk Ben Kimim'i gelsin bakalım kim bilecek. Yalnız konu kalmaya başladığımız günden beri kazanamıyorum. He. Allah bilemiyorum. Serdar Sarıdağ. Hadi geldi. Samsun Spor günlerimi unutamıyorum. Yasin Sülü'nün bende farklı bir yeri var. Adem Büyük ve Umut Bulut'la çok gole sevindim. Antrenman biterdi. Yusuf Şimşek free kick çalışırdı. Mehmet Yılmaz klas bir golcü. Orhan Ak'la hala görüşürüm. Kim olabilir bu? Hadi bakalım. Birincisi Yasin Sülün'le Beşiktaş. Başka ihtimal yok yani. Nereden çıkardın bunu? Adem Başka Büyük ve Umut Buz ile çok güzel sevindim. Allah Allah, Samsun Sporlu Adem Büyük. Samsun Spor'da oynamış. Hala oynuyor mu? <laughs> Nostalji dedim, Serdar Sarı'dan. Sana inanamıyorum. Samsun Spor'da... Tümel geldi, ilamansız geldi. Erman geldi. Evet, bakalım ona. bakalım gelen cevaplara. Selçuk İnan değil. Tamer Tuna değil. Baki Mercimek değil. He Sağlam? Ah. Değil. <laughs> Sakin ol. Değilmiş. Tam onu söylüyordum hocam. <laughs> Tümer Metin? Değil. İdamansız? Değil. Allah Allah. Hocam o kadar kolay sormazlar. Sadece yani. Beşiktaş kadrosunu ama o kadar kolay sormayız. Bir de onlar canım. onlar Samsun'da oynadı. Samsun gündemi unutamıyorum diyor. Sorayım mu? Ya Orhan Ak var bak orada. Mehmet Yılmaz var. Ya başka yerlere de git bir. Hayır, bize Samsun'dan gelen Beşiktaş'ta oynamış mı bu arkadaş? O zaman demek ki Beşiktaş'a Samsun'dan gelmedi. Ben öyle düşün. Adem Büyük. Adem Büyük. O zaman yakın zamanda. Kaleci değil, değil mi? Adem Büyük'le Manisa Spor. Allah Allah. Bakıyorum gelen cevaplara. Ali Eren Beşerler değil. Değil. Allah Allah. Benim bilmem lazım bunu ya. Nasıl bilemedim ya. Manisa. Yasin'in ben bende. Şu çok an hoca mı? Uğur İnceman değil. Bilmiyoruz. Futbolu 10 yıl önce bıraktı. Bakın. Hemen hemen benle aynı. Yani Yasin Sür'ün işte farklı bir yeri var diyor zaten bende. Ha, bunu bilen ben çok ayıp olacak ya. <laughs> Gittik sorduk Yasin Sür'ünün bende <laughs> çok Erman, farklı mı? bir Erman yeri var dedi. Mı? Efendim? Erman. Erman. Soyadın Gönül Yaşar. Evet. Ne? Ya mi? buldum. dedim ama ben iki, üstünde, onu saydım. Hayır. Senin de mi iç sesin var Yasin <laughs> Hocam yani? Erman gönül açar. Doğru doğru. Hatta, evet. Tebrikler. Şimdi yani bir, sen de Erman dedin ama şimdi soy isim söylemedin. Kaç tane Erman var yani. Peki, Yok de Erman Gönül açar, şey açar. Erman, şey, Gül Açar, Erman Açar mı diyecekti? Evet. Soyadı gelmedi. Soyadı. Erman'ı hatırladım. Sülüetini hatırladım.